Irving. Irving's got a hurry here. Kyrie with one of the shot clock. Missed it by Jetty Osmond. That's good help by Nance. Got turned back the first time. Irving trying to get loose. Difficult shot. Missed it. Irving pulls up long two. Contested by Allen. Irving misfires long. Works on Irving. Trying to get loose. He'll fire. Hey! No! Pound, pound, pound. Sexton for three. Comes the ball to Sexton. Long distance three. He got another second overtime now he's guarded by the lengthy Durant five to shoot Colin will he's got another Colin Sexton as the Cavs last 17 points looking for 20 oh my well I don't think you can stop it. Harris goes to work again this time it's Prince for three yes. Yes. Woo -hoo. NBA evet hoş geldiniz bu haftanın az gündemine dün gece Brooklyn Nets iyi bir katkıda bulundu. Hemen onlarla gireceğim sonra birkaç konumuz var dediğim gibi bu hafta gündem az. Ondan sonra New Orleans Pelicans'a odaklanacağız bu haftanın takım olarak. Evet dün gece hemen bir bakalım e, Brooklyn Nets Cleveland Cavaliers'la karşılaştı. Normalde bu kadar egzantrik bir maç beklemiyordum açıkçası. Hatta Brooklyn Nets'in oldukça zorlanacağı yer yer ama bir noktasında da maç alıp gideceğini düşünüyordum. Hatta dönüşte de işte hani e, Kyrie Irving geldi 7 maç sonra i̇şte şöyle oldu böyle oldu. Klasik Kyrie Irving bakın ne kadar güzel döndü e, güzellemelerinin basında yer alacağı. Daha sonrasında da işte zorlanıyor ama bakalım yolları açık olur şeklinde devam edecek e, bir maç bekliyordum. <laughs> Hiç öyle olmadı Colin Sexton ve hatta C.D. Osman olayı bambaşka bir yere getirdi. Şimdi Brooklyn Nets'in özelinde e, en çok merak edilen ilk konu aslında Harden ve Durant'in uyumuydu. E, i̇ki maçta bunu gördük Orlando ve Bucks maçlarında. İki maçı da kazandı Brooklyn Nets. Hatta e, Kyrie Irving'in olmadığı yedi maçın beşini kazandılar. Bu maçlardan e, birinde Durant'te yoktu. Onlar o maçlardan da birini kaybedip birini kazandılar. E, tabii bu maçların içinde kayda değer olarak hani bakacağımız galibiyetler Philadelphia, Denver e, ve Bucks diyebiliriz. Geri kalan hani galibiyetleri biraz daha hani ciddi olmasa bile yine de önemli. Ama esas öne çıkan takımlar bunlar. Özellikle Harden ve Durant uyumu hakkında sizden de çok soru geldi. Yani dediğim gibi ilk başta sezonun başında da aslında Kyrie Durant kimyası diye hani gazlanan durumla ilgili de ilk videoda konuşmuştum bu yılın gündem videolarında. O videoda bakabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakacağım. Hemen bir kimyadan söz etmek zor. Aynısı Harden ve Durant için de geçerli ama en büyük avantaj Harden'ın takımla beraber bir akışa ortak olması yani tek başına kendisini soyutlamaktan çok takımla bir akışa ortak olması özellikle de Houston'dan sonra biraz daha bunu aç hissetmemiz kendisini kendisinin hissetmesi aslında onlar için önemliydi. Durant de burada rahat etti. Aslında kendi bunu vücut dili çok anlatmasa da e, görülüyor yani sağda bir şekilde hissediliyor bu Durant de çünkü daha rahat hareket ediyor daha fazla topsuz pozisyon kullanabiliyor kendisini yani oyunla kavga ederken bulmuyor aslında doğru tabir bu galiba yani Kyrie Irving sağdayken hem kendisi hem de siz oyunla kavga etmek zorunda kalıyorsunuz ne demek bu oyunla kavga etmek yani devamlı böyle olabilecek fırsatları yaratma şansınız varken ya da işte sahanın rakibin size verdiği fırsatları değerlendirme şansınız varken devamlı birebir oynayayım. Rakibin üstüne gideyim. Geçmeden işte üzerinden çok zor bir işte fade ve orta mesafe deneyeyim. Açık sahada hızlansam da dur bekleyeyim. Yarı saha oyununu alıp illa rakibi karşıma alayım. olabilecek en zor sayıyı çıkarmaya çalışayım. Ya bunlar oyunda kavga etmek. Artık buna gerek yok. Zaten siz doğru oynadığınızda, hareketli kaldığınızda, topsuz oyuna e, izin verdiğinizde, yani yol açtığınızda, yarı sahada hareketli de böyle sağlıyorsunuz zaten. Oyun size açılıyor, oyun kendi kapılarını size açıyor. Hiçbir sorun kalmıyor ve siz de oyunla kavga etmiyorsunuz. Zaten koçların da ilk derdi budur. Yani evet elinde çok iyi oyuncular olsa da bu oyuncuları bir arada oynatman için hepsinin sırayla değil, hepsinin aslında bir arada iyi oynayabilmesi lazım. Makari Irving zaten bunu sezon başında da yine konuşmuştuk az önce de söyledim. Hep bir sırayla oynama peşinde. En azından Harden ve Durant bir aradayken sırayla oynamak yerine oyunun onlara verdiği fırsatlar, kendi yarattıkları fırsatlar ve takımı ve takım arkadaşlarını hem hızlı hücumda hem yarı sahada oyun içine soktuk, soktukları fırsatlarla oynamaya çalıştıkları için de çok rahat ettiler. Buradan da bir box galibiyeti çıktı. Bu güzel görüntüydü. İki maç çok güzeldi ve ve Kayri geldi, dünya bozuldu gibi bir durum oldu onlar için. Özellikle de dün Cleveland maçında Kyrie Irving'in ilk 4-5 topta kara delik olması... ...üzerine daha sonra e, bir süre Durent'i yine top alamaması... Harden nereye ilk yarıda falan hiç yoktu Harden. Yani e, bırakın sırayla oynamayı, top bile kullanmayı tercih etmedi. Çünkü şunu da farkındaydı bence bir oyuncu psikolojisi olarak bunu söylüyorum. Hani ben de zamanında sahada yer aldığım için bazen vazgeçmeniz gerekir bir şeylerden sağda ki yani iyice bozulmasın artık. Yani Harden de orada inat etseydi belki de maçın ilk yarısında işler iyice sarpa saracaktı. Zaten maçın bir bölümünde sanırım 10-15 sayı farklara çıktı durum. Belki de 20-25 sayılara gidecekti. Hiç dönülmez bir nokta e, geleceklerdi. Brooklyn Nets için çok kötü olacaktı her şey. Ama Harden biraz bundan vazgeçti. Kyrie Irving de hem de döndüğü maçta biraz ona fırsat verdi hem moral olması için. Çünkü her ne kadar dönmeden önce attığı videoda evet işte takıma dönmek e, mutluluk verici özledim falan gibi laflar etse de yüzü hiç öyle söylemiyordu. Gözleri başka konuşuyordu kendisinin. Suratından düşen hatta bin parçaydı. Gerçi hayır işte alıştık buna da. E, neyse hani biraz orada vazgeçmeseydi işleri iyice e, sarpa sarabilir dediğim gibi. ikinci de ardında biraz daha top kullanma, oyunu yönlendirme hatta Neş ve ekibi de rotasyonda Kyrie'yi kenar alıp Harden ve Durant'ı sağda tuttuğu opsiyonları denemeye başlamışlardı ikinci yarıda. Bu da aslında pozitif yansıdı takım için. Hatta Durant'in son bölümdeki o iki blok üzeri üçlük basket faali ve ekstra sayıları yaklaşık 8-10 sayı civarı buldu arada. Olmasaydı maç da dönmeyecekti. Zaten maç döndükten sonra maçın yine sonunda da uzatmaya gitmesine neden olan tabi orada taktiksel minik bir hata da var. Belki de faal yapılabilirdi fark üst sayıyken. Uzatmadaki aslında total hatalarla beraber Kyrie biraz öne çıktı. Uzatmalarda yine çok kötü şut tercihleri kullandı. Hatta ve hatta uzatmanın ilk bölümün pardon maçın son bölümü uzatmanın ilk uzatmanın ilk bölümü ve ikinci uzatmanın belli bölümünde Durant'i hepten unuttular. Yani hani hardını falan geçtim. Durant'i de unuttular ki Durant çok rahat hücum ediyordu kırmızı savunmasına karşı. Çünkü Cleveland savunmasının şöyle bir eksikliği var. Evet hani Cleveland dün çok iyi iş çıkardı ama bunu aslında Brooklyn sayesinde oldu. Yani Brooklyn yarı sahada oyunla kavga ettiği için işte demin bahsettiğim. Topu aldırmadıkları zaman özellikle Durant'a ya da top Harden aldırmadıkları zaman çok rahat ettiler. Daha rahat savunma yaptılar, daha rahat rotasyon yaptılar. Özellikle Drummond oyundan çıkınca ki Drummond aman tanrım herhalde dün gecenin en kötü şeyi Drummond'la DeAndre Jordan'ı karşı karşıya izlemekti. Wonder Woman'dan bile çok kötüydü. Yani herhalde son dönem izlediğim birçok şeyden daha kötüydü dünkü o eşleşme. Zaten iki koşta dayanamadılar. DeAndre Jordan 3. çeyreğin sonundan itibaren Drummond'da 4. çeyreğin bir kısmında falan oynadı. Sonra çıktı. Sonra bir daha hiç girmedi. Jared da ilk maçıydı dün. O da muazzam iş çıkardı. Tabii Jared Allen'la Terence Prince biraz bilenmişler. <laughs> o da o da belli oluyordu. Muazzam iş çıkardılar e, ve bu ikiliden de bizi kurtardılar sağ olsunlar. Diğer tarafta da e, Green ve Durant e, 4-5'i paylaştılar. Belli rotasyonlarda Durant tek kaldı hatta. Bizi kurtardılar. Veya işte e, geri dönersem Krivins savunmasına yağ süren Brooklyn bir de onları son e, uzatma bölümünde iyice savunma zaten savunma yoktu. Ufak eforlarla Brooklyn biraz savunma çabası gösterdiğinde maçı hemen e, alıp götürme noktasına gelebildiği anları da yaşattı bize. Ama nedense bunu da unuttular. Yani sanki hiç savunma yapmana gerek yokmuş gibi bir havaya büründüler. Ve e, Colin Sexton da sayıyla değil sırayla deyip önce Kyrie Irving'i sonra Durant'i sonra Green'i karşısına alıp üst üste attı 3 üç üçlükle maçın ikinci uzatmada kopmasını sağladı. Tabi Colin Sexton için muazzam bir andı. Colin Sexton'ın belki de takım nezdinde de saygı kazanmak için önemli bir bariyer oldu bu maç. Onu da aşmış oldu. Diğer tarafta da Kyrie Irving'in Belki de takım arkadaş hiç böyle bir derdi olduğunu düşünmüyorum... takım arkadaşların onunla var belli ki. Saygı kazanmak için önemli bir hamlesi olabilirdi. Belki topu bırakması gerektiği anları seçebilseydi. Bakın herkes şunu söyler. Topu kullanacağın anda doğru seç. Ben diyorum ki Kyrie Irving'in bırakacağı anları artık seçmesi lazım. Burada çok ciddi hatalar yaptı. Ve Brooklyn maçı kaybetti. Dediğim gibi yani Harden-Durant uyumu evet güzel gözüküyor ama onlar da olsa, kayre olmasa da Kairi olsa da bu takımın ciddi bir savunma problemi var. Ee, ve şu yanlış algı herhalde şu anda da kimsenin umurunda değil ama bu zaten hiç ortaya çıkacak playoff'lar yaklaştığında da playoff'larda. Bu takımın çok hızlı bir e, esnek uzuna ya da savunmacı e, kanat, yarı kanat yarı uzun birine ihtiyacı var. Yani belki Green tarzı biri daha belki işte Tucker tarzı gerçi Harden geldi Tucker'ı o takasın içine dahil etmeyi düşündüler mi hiç bilmiyorum. Öyle bir oyuncuya net ihtiyaçları var. Ne yapacaklar, ne edecekler, nasıl olur bir fikrim yok. Çünkü reboundlar da zorlanıyor bu arada. Evet, Deandre Jordan baktığında Harden onu oyun işine çok sokup özellikle Drummond sağdayken el uyuklarla sayı falan çıkardı. Rebound aldı ama işte rakibin Drummond olunca ya da Drummond çok rastlıyor ettiğini gördüğümüzde de heyecanlanıyor olabilirsiniz. Heyecanlanmayın ikisi de gerçekten şu an hiçbir oyunun oyuncuları değiller. Hiçbir katkıları yok. uzun vadede zarar veriyor. Zaten koçlar da bunu görünce kritik anlarda ikisini de sahanın kenarına halının altına süpürdüler. Netsin burada ciddi bir takviye ihtiyacı var. Peki bu nasıl olur bilmiyorum ama onların bu takviye ihtiyacı olup olmadıklarının farkındalar mı? Bu daha önemli. Bunu da henüz göremiyoruz. Hani burada Kayri Koç bakalım ne isteyecek ne görecek. Ama benim beklentim hala Kairi'nin e, hatta bu süreçte acaba mı takasmadı kendine komplosunda. ...kendi kendime kuruyordum. Bir noktada takımdan uzaklaşabileceğini... ...ya da yine bu tarz... ...alevi meseleler, cartlar, cuklar deyip... ...yok olabileceğini yine... ...hepimiz gibi ben de düşünüyorum. Ama gidiş hiç iyi değil Brooklyn için. Ha şunu da eklemem lazım tabii. Bu bir maçtı. Bundan sonra birkaç maç belki inanılmaz oynayacaklar. Üst üste 2-3 galibiyet gelecek. Ama işte bir kritik maç... ...daha zor takımlar, daha iyi savunmacı takımlar... Lakers gibi Utah gibi takımlara karşı daha farklı sonuçlar alabilirler Göreceğiz yani onlar için Zor bir dönem Ha tabii Her şey yolunda giderse yani Irving topu bırakma öğreti öğrenir Harden'la oyunun akışına kendini kaptırırlar ve yarı sahada topu Durant'e teslim ederlerse işte O zaman onlar için daha verimli Bir dönem bekleyebiliriz Burada artık bu oyuncular bir araya geliyorsa bazılarının bir şeylerden vazgeçmesi lazım hep hani Golden State örneği veriliyor. O zaman da bunu söylüyordum Durant geldiğinde Golden State zaten Golden State'ti. Yani çok iyi bir savunma takımıydı. Hücumda inanılmaz iyi top paylaşıyorlardı. Herkes kaldırıp atmıyordu. Özellikle şutu seçerek atıyorlardı. Yani ligin en iyi üçlük atan takımı ama en çok üçlük deneyen takımı değildi Golden State. Çünkü hep e, doğru pozisyonu, doğru anı bekliyorlardı. Durant böyle bir takıma entegre olmuştu. Aynısını mesela Kawhi Toronto'da yaşadı. Onlar o takımlara entegre oldukları için başarılı oldular. Burada entegre olacak bir takım yok. Henüz bir takım yok çünkü ortada. O yüzden esas çözmeleri gereken konu bu olacak. Bakalım neler olacak. Evet Brooklyn Nets'e yine değinmeden geçemedik. Ee, dediğim gibi gündem dar. Hemen bir Kevin Porter Jr. olayımız var. Ondan bahsedeceğim. Hazır Cavaliers'tan konuşmuşken. Hatta Cavaliers konuşmuşken dünkü maç üzerinde ufacık bir cediye de değineceğim. Ee, yaz boyunca skill koçlarıyla çalıştı. Hem şu hem de dribbling üzerine çok çalıştı Cedi. Paylaştığı storylerden, videolardan da takip ettik. Hala belki de hesabında duruyordur bakabilirsiniz. Ve onun hakkını alıyor. Kesinlikle alıyor. Özellikle de şut tercihleri çok gelişmiş durumda. Şut hızı çok gelişmiş durumda. Topsuz oyunda aklını daha çok kullanmayı öğrenmiş. Pası gelişmiş durumda. Özellikle de Jared Allen oyundayken çok iyi pick and roller oynadı onunla. Sexton'la uyumu fena değil. Çok yüksek değil. Hani Sexton'ın da burada eksikleri var. Evet, yani Sexton çok iyi oynuyor diyoruz ama onun da hala e, top seçme ve yarı sahada doğru oyuncu bulma konusunda eksiklikleri var. Tabi bu yine takımın kolektif yükselişiyle olacak. Aaron'ın buraya entegre olması çok önemli. Çünkü Aaron da akıllı bir oyuncu. O savunma e, par, hücumda pas trafiğine çok ciddi katkısı olacaktır. Hani ilk asistçi olarak değil ama topun dolaşımını sağlayan ikinci üçüncü alternatif olarak ciddi bir katkısı olacaktır. Gelecek için umut veriyor Cleveland şu anda ama tabii savunma tarafı işte o dediğim gibi hani Brooklyn Nets'in tercihlerine dolayı savunma iyi gözüktü belli noktalarda. Ama daha hala Cedi'nin de eksiklikleri var. Özellikle birebir kaldığı anlarda daha çabuk olması lazım, rakibi daha iyi okuması lazım. Colin Sexton birebir de top çalmaya yatkın bir oyuncu ama onun da takım savunmasında eksiklikleri var. Yardım savunmasında eksiklikleri var. Belki Allen geldiğinde, belki kanatta işte Prince bu savunmaya e, katkıda bulunduğunda Okoro biraz daha kendini geliştirdiğinde savunmada yükselecektir. Ama e, umarım Cedi bu gidişini bozmaz. Çünkü onun için de önemli yıllar artık. 3 yani yıllık bir kontrat aldı ama Artık onun da burada ya Cleveland'da ya da başka bir takımda ona ihtiyacı olan bir takımda, daha doğrusu kendine ihtiyaç yaratacak bir hale gelip öyle bir takım bul bulmak istemesi durumunda bu istikrarı koruması lazım. Umarım Cede bu yolda devam eder. Sexton'da izlemeye devam edeceğiz. Geçen sene Jay Morant e, Kyrie Irving'i bloklamıştı. NBA'ye o tiki atmıştı. Saygı kit kit tikini bu sene de Sexton attı. Kyrie Irving gençlerinden elinden tutuyor. Ama Kevin Porter Jr. da, da Cleveland'ın e, yıldızı barışmadı. Zaten aslında e, kolejden ve daha sonra e, NBA'ye geldiği günden beri bir sıkıntıları vardı. Bir araba kazasına karıştı, arabasından dolu silah çıktı, uyuşturucu çıktı. Takım içinde e, bir türlü ailevi aşıp düzgün idman sürecine giremedi vesaire derken en sonunda da e, GM'le kavga etti. Çünkü Prince'in... Yani şey de çok komik. <laughs> Böyle düşününce NBA'desin, genç bir oyuncusun. Belki de birçok kişinin orada hayallerinin olduğu, hayallerini kurduğu yerdesin. Ya tabii kişisel konular. Belki de hiç orada olmak istemiyordu. Belki de NBA hiçbir zaman, hiçbir zaman basketbol oynamak istemişti olabilir. Buna kimse bir şey diyemez. Ama işte oraya geldiğin andan itibaren de hani hep Radman geliyor aklıma. Radman da hiçbir zaman oralarda değilken sadece ve sadece hayatını kurtarmak için kendi hayatını düzen sokmak için basketbol oynadığını itiraf eden bir adam. Ve bunu bir görev olarak yapıyordu. Yani büyük zevkler, inanılmaz zevkler, daha büyük zevkleri vardı. Gidiyordu zaten bırak. Ama o zevklerini sağlayabilmek için de orada oynaması gerektiğini farkındaydı. İşte bu dönemin bazı oyuncuları hatta geçmiş dönemde de benzer oyuncular vardı. Bazıları bunu idrak etti, bazıları edemedi. Kevin Porter Jr. da edemeyen tarafta. Sadece Prince takıma geldiğinde soyunma dolabı değiştiği için Bağırıp çağırmaya başlayan Yemeğini fırlatan GM'le kavga eden Bir oyuncu olunca da hem koçunuz Hem de GM'iniz sizi takımda istemiyor Muhtemelen kendisini ya Atacaklar Ya da bir takas bakacaklar ama Realize edecekler gibi duruyor şu anda Yani genç oyuncular için Tabi bazı şeyler zor Hayatında yaşadığında bilemiyorsun ama Yine de bu tarz fırsatları böyle tepmeleri Eskiden oyuncular batarlardı. Büyük paralar kazanıp hep o hikayeleri dinlerdik. Yüz milyonlarca dolarları batıran hani bundan en güzel örneklerinden biri de Allen Iverson. İşte Vin Baker mesela belki hatırlarsın Seattle dönemi. En son Seattle'da bir Starbucks'ta e, şube müdürü olarak çalışıyordu. O kazandığı bütün milyonları yediği için. Howard Schultz eski Seattle'ın sahibi elinden tutmuştu. Delonto West örneği. Gerçi onun psikolojik sorunları da var ama işte şu an Mark Cuban elinden tuttu. Tekrar hayata döndürdü. Bunları dinleyen bir nesil NBA'ye geldiğinde biraz daha dikkatli olmasını bekliyor insan ama işte tabii nasıl bir hayattan, nasıl bir ortamdan geldiğini de bilemiyoruz. Neyse umarım kendini toparlar. Belki başka bir takımda, başka bir ortamda ileride şans bulabilir ama üzücü. Sakatlıklar var bu haftaki konular üzerinde. Yine her hafta olduğu gibi ciddi sakatlıklar devam ediyor. Myles Turner sakatlandı ama aşırı ciddi değil onun ufak bir çatlağı kırığı var gibi o çok dert olmayacak e, dönecek ama esas sakatlıklar CJ McCollum ve Nurkiş'ten geldi ve Portland'ın ana rotasyonun iki kritik oyuncusu e, takımdan uzak kalacak uzun süreler McCollum en az 4 hafta çünkü onun sol ayağında daha önceden de kırık yaşadı sol ayağında yine bir kırık var en az 4 hafta sonra değerlendirecek. Nurk de sağ bileğinde bir kırık var. Onu da en az 6 hafta sonra değerlendirecek. Yani 1-1.5'a ikisi içinde de bu değerlendirmeler, tabi idmana dönme süreci, tekrar form tutması, alışma falan derken ikişer haftada öyle koymak lazım. Yani biri 4 haftadan 6 haftaya, diğeri de belki de 2 aya kadar çıkacak. Portland için çok kötü haber. Lillard'ın da şanssızlığı devam ediyor. Bakalım Portland için artık çok diyecek bir şey yok. Takım tekrar bir araya geldiğinde playofflar yaklaşırken play-in'e play, on, play e kalma mücadelesi verme İhtimalleri çok yükseldi şu durumda, şu rotasyonla. Lillard da herhalde oralarda tutup rotasyon tamamlandığında takımı playoff'a atmaya çalışacak. Biz de o zaman Portland'da daha detaylı bir bakacağız. Evet bu hafta dediğim gibi gündem azdı, çok fazla konu yoktu. Ben de New Orleans Pelicans'a odaklandım. Bana bir süredir bu sorular da çok geliyor. Abi Zayn ne olacak, Zayn nereye gidiyor, Zayn ne yapacak? Evet şimdi de onu konuşacağız. Evet, New Orleans Pelicans bu sezonun e, yine ortalama başlayan aslında başlamadan önce sezon başlamadan önce herkesin de heyecanlandığı bir takımdı. Ne yapacaklar? Stamphangand geldi. Zion'ın ikinci yılı, işte Ingram biraz daha üstüne koyacak mı, Ballu nasıl oynayacak. İşte kenardan gelenler ne yapacak? Bledsoe geldi, o nasıl uyum sağlayacak vesaire vesaire derken merak edilen bir takımdı özellikle Zion hani e, LeBron James beklentileri de var hala kendisinde. Ee, ama hiç öyle bir oyuncu değil. Bunu biraz aslında şeyde konuşmuştuk. E, ee, zamanı Dükkün, işte R.J. Barrett, e, Zion Williams üzerine yaptığım bir analiz videosu var. Kanalda bulabilirsiniz. Onun da linkini aşağıya bırakırım. O videodan beri bugüne kadar hani e baktığımda ben hiçbir zaman bir e, LeBron James durumu görmedim. Ama genelde evet öyle bir bakış açısı vardı ona. Kendisi de öyle durmuyor zaten öyle bir amacı da yok zaten benim genel basketbola ve hayata bakışımda herkes kendisi olmalı yani birilerini birine benzetmeye çalıştıkça ondan beklenenler de sahada yapması istenenler de hatalı duruma düşüyor. Zayn öyle bir oyuncu değil Zayn'ı ille birine benzeteceksek aslında şu anda en çok benzeyebileceği oyuncu Yanis gibi duruyor çünkü Yanis'te benzer eksiklikleri var benzer artıları var ama takım yapılarının onlara çok uyması gereken durumlar da var ikisi için de. Şimdi biraz bunları konuşacağız. O yüzden zayna direkt geçmeden önce New Orleans Pelicans'a bir bakmamız lazım. Ya takımı dikkatli izlediğinizde New Orleans Pelicans'ta Stan Fangandi'nin değiştirmeye çalıştığı, eklemeye çalıştığı şeyleri görüyoruz ama benim ilk hissiyatım şu oldu New Orleans'le ilgili. Çok güzel bir Amerikan arabası gibi. Yani o kadar güzel ki böyle eski Amerikan arabalarını hatırlayın böyle büyük, ihtişamlı, güzel farlar ...böyle güzel yuvarlak hatlar... ...işte e, havalı bir duruş... ...sportif... ...bazı modeller daha sportif falan... ...büyük motor hacimleri böyle 4000 motor... ...5000 motor falan... ...ama o arabalar hani eskidir... ...gitmez bir yerden sonra hani... ...böyle gur 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 çalışır... ...böyle o motor çok büyüktür ama... ...çok havalı bir arabadır ama... ...o istediğiniz o eski olduğu için... ...o performansı vermez... E, ...ama belli yerler işte... ...koltukları yenilenmiştir ön aksamı yenilenmiştir işte o göstergeler falan daha güzeldir vesaire. Böyle pırıl pırıl durur ama gitmez. Yani New Orleans'da öyle bir hava var. Belli şeyler iyi planlanmış San Fangan Bazı şeyler biraz eski kalmış. Takımda çok büyük bir motor var. Ingram, Zion, Ball, işte Walker Alexander, Steven Adams. Hiç fena bir motor değil ama araba gitmiyor. Çok yavaşlar. Yani ligi, böyle bir takımdan yani şimdi Bolu düşünüyorsunuz, o işte direkt aklınızı hiç izlememiş olun. Sadece şeyleri düşünün, işte highlightları düşünün, o kısa görüntüleri, videoları düşünün. Bolu'nun o bir takım hareketsiz olamaz değil mi? Ya da işte Zayn'ı düşünün. İnanılmaz tam sağda patlayıcılıklar, inanılmaz smaçlar, açık sağda coşkulu drylar. Ingram keza açık sahası, yarı sahası çok hareketli. Böyle düşününce ve takıma baktığınızda, maçları izlemeye başladığınızda, full izlemeye başladığınızda hiç bunları göremiyorsunuz. Çünkü takım iyi savunma yapamıyor. Yani çok temel bir şeyden başlıyor. Sizin açık sağ bulmanız, geçiş oyunu oynamanız, yarı sahada geçiş hücumundan sonra bile hareketli kalmanızın temposunu oyun loopu yaratabilirsiniz. İyi savunma, baskılı savunma, iyi rebound, kısaların rebound'a girmesi ile beraber size hücum opsiyonları açılır. Daha hızlı daha tempolu. Ya da yarı saha geçtikten sonra bile ritminizi korursunuz. Hücumda iyi top seçerseniz, yüzleri oynarsanız, sakin oynarsanız, sakinden kastım yavaş değil. Sadece düşünerek aslında. Hani daha bir panik haliyle hareketlilik de iyi değil. Abi hızlı hızlı oynamalıyız dedi, diyen takımlar çok top kaybederler. Bu da bir temel kuraldır. Bu sefer olur? Top kayıpları, yüksek reboundlar, pas hataları başlar. Sarı savunmanız çökmeye başlar. Çünkü devamlı geçiş hücumu, hızlı hızlıcım vermeye başlarsınız. E geri de koşamıyorsunuz. Geçmiş olsun. Bu bir loop'tur. Yani savunma tek başına hücumu beslemez, hücum da tek başına savunmayı beslemez. Bu döngüyü düzenli kuran takımda zaten şampiyonlar gider. Bakınız Lakers. İşte burada New Orleans'a döndüğümüzde yarı sahada çok yavaşlar. Çok top kaybı yapıyorlar ama demin bahsettiğim konudan farklı. Aksine hızlı oynayabildikleri için değil, çok yavaş oynadıkları için kimse hareket etmediği için. Çünkü top kanada dönüyor atıyorum, Ingram'a dönüyor. Hemen bir ikili sıkıştırma geliyor ya da Zayn'a low pozisyonu hemen bir ikili sıkıştırma geliyor ve kimse hareket etmiyor. Topsuz tarafta bir kat yok, uzun hareket etmiyor. Zayn'la Adams boy alana tıkanıp kalıyor. Burada bir tek Ingram'ın zekası, zek, zeka, zekası devreye girdiğinde kanattan ya da tepeden ya da kendisi lava drive ettiğiz oradan işte bir Doncic variz sıçrayıp topu çevirmesiyle ya da işte topu tekrar dolaşıma sokmasıyla kurtulabiliyorlar. Orada da kendi oyunu aslında baskı altında zoraki bir yön vermeye dönüyor Ingram'da. O zaman bir şeyler oluyor. Onda bile hareketlilik yok ama. Yani zayıf taraf topun olmadığı tarafta hiçbir kat yok. Dediğim gibi uzun hareketi yok e, ee, geçiş ucumu yakalanabildiyse trailer tempolu gelen bir oyuncu yok çünkü Adams var. Bunların hiçbiri çalışmıyor ve takım durduğu için top kaybediyor. Çünkü baskı yiyorlar herhangi bir noktada X bir oyuncu ve topu çevirmeye çalıştıklarında mesafeler de genişliyor iyice. Ki spacing için açık mesafeydir ama baskı yediğiniz zaman hareket de etmezseniz topu nasıl alacaksınız? Alamıyorsunuz, pas arası yiyorsunuz ya da işte ters tarafta da baskı yiyorsunuz ve topu kaybediyorsunuz. Ve birazdan aslında New gibi çok detaylı istatistikler vereceğim size bir noktadan sonra. Orada da göreceksiniz ligin en çok top kaybeden takımlarından biri. Peki burada ana sorun ne? Top yönlendiricide de mi sorun var? Bir tane mi top yönlendirici var takımda? Yoksa benim yine söylediğim gibi top yönlendirmek mi konu yoksa oyun yönlendirmek mi? Burada kim var? Nasıl bölüşüyorlar? Zahin nasıl konumlanıyor? Adams nasıl konumlanıyor? Biraz bunlara bakacağız. Birincisi bu takımda genel bir e, tek başına evet abi topu sana verdik sen yönlendiriyorsun oyunu da sen yönlendiriyorsun durumu yok. Yani bir Doncic baskınlı, bile LeBron James baskınlı yok. Burada aksine hatta bir bol baskınlı da yok. Evet bol bu takımın en çok pas yapan oyuncusu ama pas başına asist üretme ya da işte e, key pas o kritik pasları atma konusunda o kadar da verimli değil. Hatta birçok pozisyonda topu Bladesford Ingram verdikten sonra off ball geçen şut oyuncusu oluyor. Burada da yüzdesi geçen sene göre çok düşük. Yani geçen seneye göre daha fazla şut deniyor, benzer seviyede sokuyor ama daha çok denediği için yüzdesi düşük, hareketliliğe de çok büyük katkısı yok. Diğer taraftan bolun savunma tarafında da geçen sene kadar güçlü bir katkısı yok. Ama bu tabii bunu çok dert etmiyoruz şu anda savunma dediğim gibi bu loop'un iki tarafında da olması gereken bir parça. Pardon, loop'un önemli bir tarafında olması gereken parça ama ligin şu kısmında oyunculara çok da kızamıyorum. Çünkü onlar geçen videoda söylemiştik. Çok iyi bir azlık dönemi geçiremediler. Zamanla savunmalar oturacaktır. O yüzden burada ana diye birinden bahsedemeyiz. Şimdi Stefan Gang'e burada şunu hedeflemiş biraz zaten. Ben topu e, olabildiğince hızlı getirebileceksem bunu bolla yapayım. E, yer getiremiyorsam geriz çok önemli. Yarı sahada Bledsoe'ya ya da Ingram'a verebilirim. Zaten Bledsoe genellikle ikili oyunları başlatıyor. Adam Staz'a ya da Zayn Williamsta burada bol da devreye giriyor. Ingram daha çok e, savunma ağırlık merkezini bozuk. Drive edip, drive and kick yapıp topu yönlendirmeye çalışıyor. Ve nispeten diğer oyunculardan daha yaratıcı. Çünkü zor anda doğru oyuncu seçme konusunda daha iyi tercihler yapıyor şu anda Ingram. Ya yani bu takımı ee, oyun yönlendirme olarak bu 3 oyuncu taşıyacak o belli. Ama Stefan Van burada şeyi çözememiş. Biz bunu yarı saha geçirdiğimizde evet bu 3 oyuncu okey. Hatta bunlarla beraber Adams da okey. Ama Zayn ne yapacağız? Şimdi Zayn'a gelince. Zayn bu oyunun tabi e, tabii ki ana bir parçası. Yani bu takımın e, en önemli yıldızı. Hatta maç başına sayılan istatistiklerine baktığınızda da bunu görebiliyorsunuz ama üst üste maç kayıpları gelince de bir sorgulanıyor çünkü Zayn dediğim gibi çok alanda çok efektif bir oyuncu olsa da takımın genel olarak e, istikrarlı bir galibiyet yüzdesine gelmesinde en etkili oyuncu olamayacak çünkü ben Zayn'dan şunu bekliyordum yani özellikle alanda topu aldığında çünkü ağırlık merkezini çok hızlı çekebiliyor üstüne çünkü hemen yardım geliyor o kadar güçlü ki Birebir durdurmak zor yani karşısında çok güçlü bir uzunluğunuz yoksa ya da Çok böyle kalıplı güçlü bir esnek 4 numaranız esnek bir savunmacınız uzunluğunuz yoksa Çok zor birebir durdurmanız Mesela Hemen yardım geliyor hemen sıkıştırma geliyor ve ağırlık merkezin çok hızlı üstüne alıyor Ben burada zaten şunu bekliyordum daha fazla pas daha fazla asist Bunun içinde Tabi Tek sorunlu kendisi değil Onun o ağırlık merkezine kat edecek oyuncular da lazım. İşte burada da Stefan diye yüzümü dönüyorum. ve Aslında sorabilsem kendisine sormak isterim. Bu takımda niye kimse hareket etmiyor? Ya bunu söylememiş olamaz. Ama bu kadar da e, takımın da bundan uzak kalıyor olması da tuhaf. Daha belki de daha fazla terkin etmesi. Özellikle Zayn üzerinden bu oyun planlanacaksa ki bunu e, Milwaukee Bucks Yanis'i topsuz kullandığında ya da Yanis boyalı alana yaklaştığında, low posta indiğinde ya da kanatlarda sırtını döndüğünde daha çok yapabiliyor. Çünkü şut opsiyonları yaratabiliyorlar. New Orleans'da da var. Ama Zion'da da şu sorun var. Burada birileri hareket etmiyor tamam ama hareket etse de Zion bakmıyor. E, bu çok tuhaf. Yani ben bu alışkanlığın kolejden geldiğini ve ligde değişeceğine inanıyordum. Kolej maçlarını izledim. Çünkü kolejde ve hatta lisede çok rahat oynuyordu kendisi. Çünkü ihtiyacı yoktu. Ve bu ona çok kötü alışkanlıklar kazandırmış. Artık boyalana daldığı anda kesinlikle bir e, sağ görüşü yok. Varsa da çok kısıtlı. Yani ve pas verdiğinde de çok kötü, çok sert. Sol eliyle genelde oyuncunun güçlü elini ya da o anki güçlü drive noktasını seçerek değil sadece topu ona vermek için veriyor. Ki bunlar önemlidir. Yani pası vereceğiniz zaman vereceğiniz oyuncunun işte bu yaratıcı oyunculuktan bahsediyoruz ya vereceğiniz oyuncunun Güçlü yönü, o anda nerede oldu falan çok önemli. Bunlar hiç bakmıyor. Hiç umru değil. Ve bu ona çok sorun yaratıyor. Yani şu sekansları çok görüyorsunuz New Orleans maçında. Böyle inanılmaz bir drive ile işte Rudy Gobert'in üstünden bitiriyor. Bir pozisyon sonra Rudy Gobert çift deliyle blok yapıp top elinden alıyor. Çünkü Zion maçın belli bir noktasından sonra sağın en tahmin edilebilir oyuncusu. Evet abi soldan alacak, vuracak, güçlü bir şekilde gelecek. Biraz mesafe alırsam bloklarım. Ya da işte Zayen evet sahaya topu vuramıyor mu? Vurabiliyor ama o kadar az tercih ediyor ki. Burada da zaten sahaya vursa bile sağa değil yani topu sol eline kaldırıp bir orta mesafe atmaya çalışıyor. O da hani tam orta mesafe değil, yarı floater atmaya çalışıyor. Bunları da çok iyi atıyor ama bir kere atıyor, iki kere atıyor. Üçüncü de savunma diyor ki tamam yani bunu yapacak çözdük. Geçmiş olsun. Şimdi burada tabii bir sorun da şu. Stien Adams, Stien Adams Zayne'ın bu drive noktalarında orayı kalabalık kalabalıklaştıran kendi savunmasını da onun üstüne atan bir oyuncu. Ama burada da büyük bir dilemma var. Büyük bir ikilem var. Adams'tan da vazgeçemiyorlar. Neden? Çünkü Adams bir. gerçekten de hani Zayne'ı tek başına 5 numara yatıp ondan ciddi bir katkı almak almayı beklediğinizde savunmada sallanıyorsunuz. Çünkü Zayne Gerçekten spektaküler bloklarını yapabildiği anlar dışında çok iyi bir savunmacı henüz değil. Yardım savunmasına zayıf, dış oyuncuda ayakları çok yavaş. İçeride beklenildiği kadar güçlü duramıyor. Biraz çekiniyor olabilir tabi Bu hemen bir parantez açalım. Sakatlık geçmişi, hala korkuyor olması, belki fiziksel yapısında onu sıkıntıya sokan durumlar, dizleri vesaire dersek evet çekiniyor olabilir. Bunu parantez içinde söyleyelim ama Yine de bir şey gösteremiyor şu an savunma tarafında ve hemen hızlı parçalanıyorlar. Orayı da Adams'a kapatmak zorundalar. İkinci konu bu takım çok ilginç bir savunma yapısına sahip. Evet burada biraz istatistiklere gireceğim. Mesela bu takım üçlük sayısında rakiplerine hemen bakıyorum bakıyorum bakıyorum. En çok üçlük isabeti veren takım. 16.2 maç başına 16 üçlük veriyorlar. Ama boyalı alanda da rakiplerine en az sayı veren üçüncü takım. Sadece 40.6 sayıyorlar. İşte burada da Adams devreye giriyor. Evet Adams hücum tarafında Zayn'la bir arada kalamıyor. Zayn'i kilitliyor. Kendisi de hücum olarak üretkenliği çok kısıtlı bir oyuncu. Hareketliliği çok düşük. Piken rollerde bile üretmekte bazen zorlanıyor. Ama savunmada da böyle bir katkısı var. Şimdi Stefan Gandhi şunu görüyor maalesef. Yani evet biz Zaten savunmada şu an çok iyi değiliz arka alanda e bir de önemli alanı kaybedersek iyice dağılacağız biteceğiz yani bu riske giremiyor İkinci konu Adams'la ile ilgili e, hücum reboundlarındaki etkinliği hücumda evet eksik e, ve orada e, oyunu tıkasa da hücum reboundlarıyla ekstradan ikinci şans e, yaratabiliyor ve New Orleans da ligde en çok ikinci şans sayı üreten 5 takım durumunda 14.7 sayı üretiyorlar. Burada ilginçtir. Birinci takımda Lakers aslında ilginçtir. Niye ilginç olsun? 15.9 sayı üretiyor. Ki burada da işte Adams, LeBron James ve diğer oyuncuların devamlı o boyalanı force etmesini hemen gözünüz önüne ve geçen seneki finallere getirebilirsiniz. Evet şimdi Adams'la ilgili bu dilemma var. Yani Zayn savunmada olmuyor. Adams lazım. Rebound konusunda Zayn iyi ama Adams'ın da katkısı da beraber bu ikili zaten en çok hücum rebound alan ikililikte. Buradan çok fazla üretiyorlar. Yani Stefan Gandhi bu ikilemde kalması normal bir zainle sahip ve onu kullanmak zorunda ama savunma sıkıntıya giriyor ve zaten arkalan savunmasını şu ana kadar çözülmüş durumda peki ne olacak işte zaten konu bu Ivorinsin o parçalayan o kağıt üzerinde aşırı aşırı atletik olacak e, yapıya gelmesi için çok iyi savunma yapmaları hücumda da aslında bu avantajları var hücum reboundlarının avantajını çok iyi kullanmaları lazım şu anda hepsi bir arada olmuyor. Stamfangen de böyle kafası karışık bir şekilde şu an muhtemelen bunları düşünüyor. Nasıl yola sokacağız diye. Tabi burada diğer oyunculara çok yük biniyor. Yani total bir takım zihniyeti de lazım. O da düşük. Yani bugün mesela asist olarak baktığımızda bu takım ligin hemen bakıyorum asist sıralamasında 25. sırada. 22.4 asist yapabiliyorlar. Hatırlarsanız Golden State ile ilgili konuşurken sezonun başında Sonuncu sırada 20 civarı asist yapıyorlardı. Green döndü. Biraz daha Wiggins ve Oubre Jr. takım oyunu oynamayı... Takımla beraber o top dolaşıma dair olmayı çözdüler. Evet hala mükemmel pasörler olmadılar tabii ki ama... Özellikle Green geldikten sonra asistlerini 25-26 civardan çekip... Takımı da belli bir seviyeye getirdiler. Şu an görüyorsunuz nasıl oynuyorlar. Evet bu asistlerin olması için de tabii hareketlilik diyoruz. Topsuz hareketlilikten bahsettim. Peki toplu hareketlilik ne olacak? İşte burada drive and kickler. Yani o drive'ları yaptıktan sonra ağırlık merkezini değiştirmeniz lazım. Burada ball hiç yok. Ball hiç olmadığı için e, bolun en büyük asist avantajı genelde piken roller üzerinden ya da işte geçiş oyunları üzerinden ya da kanatlarda o geçen şutta aldığında eğer rakibi üzerine çekerse bir fake sonrası verebileceği yapabileceği asistler devreye giriyor. Burada da Bledsoe ve Ingram Bledso zaten bu takımda hani daha fazla pick and yatkın oyuncu. Ingram da keza öyle. Hatta son maçlar, son birkaç maçta şunu da denemeye başladı Stefan Fangan. Zane Adams'ı da pick and roll'e sokuyor. Özellikle dirseğe çekip Zane'ı, pardon Adams'ı hem böylece Adams'ı da birazcık boy alandan çekmiş oluyor hem de Zane'e alan açıyor. Hatta diğer oyuncularda özellikle Bledsoe özel Adams iyice yukarı çekiyor. Zayn'i boyalananda konumlandırıyorlar. Onun üzerinden bir pick and roll avantajı. Adams'ı dirsekte tutup pick and roll'den sonra Zayn'in savunmasını üzerine çekip burada ondan bir topsuz oyun ya da direkt topu ona geçirip bir birebir yaratmaya çalışıyorlar. Ters tarafta da genelde Ingram bırakıyorlar. Ingram'da burada hemen ikinci opsiyon. Eğer Ingram ilk opsiyon olursa da direkt onun zaten drive and kick'lerini başlıyorlar. Şimdi zaten burada ana istatistiğe baktığımızda Bol en çok pas yapan oyuncu ama Bol'un pasa göre asist oranında takımın en düşük oyuncusu. Çünkü çok pas yapıyor ama asist yüzdesi düşük. Peki asist üzerinden sayı üretmede bu takımın lideri kim? Ingram. Ingram asistleri üzerinden bu takım 13.2 sayı üretebiliyor. Bol 11 sayı, Bledsoe 10 sayı. Adams 6, Zayn 5. İşte burada Ingram, Bol, Bledsoe'nun o oyuna yön veren aklını görüyoruz ama Zayn'ı burada işte hiç göremiyoruz. İşte burada da Golden State konusu gibi bir sorun çıkıyor ortaya. Top Zayn'a geçtiği zaman dolaşım bitiyor. Yani Zayn Williamson artık şuna ikna olması lazım. Evet sen Kolejde çok güçlüydün. Zaten rakiplerin seni fiziksel olarak yanına yaklaşamıyordu. Devamlı zon alan savunması yapıyordunuz. Bu alan savunması yerin belliydi, yurdun belliydi. Hücuma giderken zaten çok fazla açık sağ buluyordun. Şimdi yarı saha geldiğinde Zayn hücum etmesi için kurulan spacingler davulla zurnayla geliyor. Ve rakip sana her seferinde hızlıca uyum sağlıyor. Yani Lakers karşısında gördük. Yani Davis'e dayanamadı. Davis o kadar rahat savunduk kendisini. Çok rahat hani zaten iki blok direkt yaptı. çok sildiler sağdan belli anlarda. Ya, yani i̇statistiği bir kenara bırakarak söylüyorum. Zaten bunun maçı geniş baktığınız zaman görebiliyorsunuz. O yüzden artık Zion'ın top ona geldiğinde ağırlık merkezini değiştirdiğinde bu pas trafiğine bu diğer 3 oyuncu ile beraber dahil olması lazım. En azından savunma düzeyine kadar yarı sahada böyle güçlü açık alanlar da bulmayı becerebilene kadar o kolektif üretimi arttırırlarsa çok daha faydalı olacak onlar için de. Çünkü mesela Alexander Walker kenardan geliyor ufak ufak fayda sağlamaya başladı. Şutu hiç fena değil. ışık veriyor. Evet çok eksiği var. Top kaybetmeye çok yatkın. Hala çok güçlü değil. Ama onu da devreye sokabiliyorsun. Burada diğer oyuncuları da devreye sokup işte Hart'ı da devreye sokup e, ne bileyim kenardan gelebilecek diğer bütün oyuncuları devreye sokup üretimi arttırabilir Stefan Fanghandi. Anladığım kadarıyla zaten biraz bunu hedefliyor. E, genel olarak takım üzerindeki oynamalarından gördüğüm şekliyle. Evet yani bu dilenmalar Zayn'ın bu durumu Adams'ta hem Adams'ta olması hem onsuz olmaması Zayn'ın bu kara delik etkisi şu anda diğer 3 oyuncunun top yönlendirmedeki verimliliği e, Bol'un ball off ball'daki verimsizliği bunlar şu an bu takımı en çok etkileyen nedenler. Yani dedik işte bu takım top kaybı e, e, da çok yüksek durumda çok kötü durumda ligin en çok top kaybı yapan 5. takımı buradan en çok sayı veren takımlarından biri. E, Fastbreak sayılarında en çok sayı veren takımlardan biri. Defensive raiding en düşük takımlardan biri. Rakiplerine de burada en kritik istatistiğe geliyorum. Rakiplerine de en çok asist yaptıran takımlardan biri. Şimdi en çok asist yaptığın dediğin zaman buradaki opsiyonlarını bir birebir de çok yeniliyorsunuz demek bu. Yenilip e, pas opsiyonlarını açıyorsunuz. Rotasyona girmek zorunda kalıyorsunuz. İki çok fazla açık sağa geçiş hücum veriyorsunuz ve burada asistler yapılıyor. E, üçüncüsü özellikle de rakibiniz çok hareketliyse buradaki topsuz alandaki savunmada, topsuz savunmada ciddi sorunlar yaşıyorsunuz demektir. Bu üç konuya da zaten New Orleans'ın bir çözüm yok. İstatistikler de bunu destekliyor. Maalesef. Evet, yani Zion için gelecek inanılmaz karanlık değil şimdi hani böyle anlattı anlatıp da e, bitmiş gibi de göstermek istemiyorum. Böyle büyük bir e, tespittim. Yok böyle bir şey de yapmam zaten. Ama şu anki durum, şu ana kadar geldiğim bir yazın e, ya da bu off bölümde, off season'da çok ciddi bir çalışma yapmadığını gösteriyor. Ki benzer konuyu Simmons'ta da duyuyordum. Simmons'la ilgili dedikodular, haberler çıkmaya başlamış. Onun da çalışmadığı ile ilgili. E, Tabi onun kadar kötü bir oyuncu ama zayi da ilginç bir şekilde artık e, mesela ilk geldiği dönem yine bir üçlük, deniyordu. Orta mesafede biraz daha fazla deneyebiliyordu. Şimdi hiç denemiyor. Hiç yok oralarda. Sıfıra yakın. Sadece bu alanın göbeğinde floaterları var. Pek çalışmamış ee, ve bundan sonra da takım oyunu için ne yapacağı hakkında kötü alışkanlıklarından bu Duke'den gelen, kolejden gelen o alışkanlıklarına nasıl kurtulacak hiç bilmiyorum. Stan işi çok zor. Ee, bu alışkanlıklarından kurtulması için belki de ee, farklı silahlar eklemesi lazım. Ve çok iyi bir spin move var ama footwork inanılmaz da yüksek değil. Tek bir spin move üzerinden de bütün oyunu sürdüremiyorsunuz. Up rakibi okumayı, hesitation'larını, orta mesafe tehdidi üzerinden fake kullanımını ve savunma eksiltebilmesini falan bunların hepsini geliştirmesi lazım. Yoksa evet yani Zion Williams e, bir yere kadar gelmiş, boyalandı, ciddi üretim katkısı olan ama size daha fazlasını vermeyen bir oyuncu haline gelecek diye çok korkuyorum. Simmons ilk geldiğinde de çok korktuğumu söylemiştim. Şu ana kadar korktuğum her şey başıma geldi Simmons'ta, Zion'da da korkularım var, umarım başıma gelmez deyip. E, bu programın bir kısmında Yanis'e selam çaktık. E, Bugs ve Yanis tarafında da bence bu sezon için... E, sorunlar var sıkıntılar var onları da belki de bir sonraki programda ya da yakında konuşacağız bir sonraki NBA programında görüşene kadar kendinize iyi bakın diğer bahsettiğim videoları ve NBA e, analizlerini maç analizlerini videolarını da yine kanalda ya da bu videonun altında bulabileceksiniz bir sonraki videoda görüşeceğiz kendinize iyi bakın görüşürüz